zaman ama şu anda peki kimin yanındasın Hülya? Efendim? Şu anda Tuncay'ın yanında mısın? Evet, şu an biz dışarıdayız. Sonra konuşsak olur mu? Şu anda konuşalım. Canlı yayındayız bu arada. Didem Yılmaz ben. Evet, eşiniz de, daha doğrusu çocuklarınızın babası da Halil Bey de burada. Ama siz Halil Bey'in evli olduğunu bile bile kendisiyle bir birliktelik yaşamadınız mı? Ya yaşarız da bizim anlaşmamız öyle değildi onunla. Nasıl bir anlaşmanız vardı? Ya şimdi öteki hanımından aynı evde olmayacaktık. Ev sözleri hiçbiri olmadı. Verdiği sözlerin hiçbir tanesi olmadı. Bir dakika, hangi sözleri verdi? Yani ben ayrılacağım resmi nikahlı eşimden, Huri'yi bırakacağım, seninle mi evleneceğim dedi? Yok, öyle bir şey yok. Zaten onu ben istemedim öyle hani. Durduk yere kimsenin günahına girmek istemedim. Ayrılmasını da istemedim ama ayrı ev sözü verdiler. Ha, ayrı evde yaşamak, aynı evde yaşamak istemediniz. Doğru mu anladım? Aynen, aynı evde kimse istemez. Tabii normalde olmaması lazım. Aynı evde zaten iki kadın olur mu ya? Aynı evde yaşadım. Yani kusura bakmayın da esir gibi bir hayat vardı orada. Esir? Hayvan bakabilirim. Hiç yapmadığım işi yaptım orada. Yine kıymet bilmedi. Yine ağzalanamayacak hakaretler edildi. Nasıl esir gibi yaşadın ya? Bir sor. Nasıl esir gibi yaşadın ya? Sen istediğini yedin, istediğini giydin, istediğini yaptın. Gene değilsin ki ben esir gibi yaşadım. Yani senin yaptığın insanlık mı? Tamam. Biz seni orada aç susuzken aldık. Ondan sonra seni güzel bir hayat yaşattık sana. Sen kalktın şimdi beni yok esir gibi yaşattı. Yok ya. Aç susuz yerden mi aldın? Susuz yerden aldım tabii, seni aç kaldık dedin, bir kabuk ekmek bulamadık dedin. Ama ben çalışıyordum da, farkında mısın? Ne çalışıyordun, adam senin paranı pulunu yemişti, vermemişti. Sen bütün... Öyle olsa ben yine de kendi başıma çalışıyorduk, biz 3 kişi çalışıyorduk. Çalışıyordun sen, ben biliyorum senin çalıştığını. Neyine biliyordun? Senin yaptığın her şeyini biliyorlar. Biliyorum ben senin. Neyine biliyordun? Evde temizlik bile yapmıyordun ya. Çıktın oraya da madem, konuş. Peki bir şey söyleyeceğim Hülya'cığım. Hülya'cığım, neden o kadar 2011 yılında evlenmişsin? 2011 yılından 2024 yılına kadar sen benimle beraber yaşadın. Ben senden başkasına şey yapmam dedin. Ondan sonra kalktın şimdi orada çıkmış. Yok beni esir gibi yaşattı. Yok o niyetti, yok bu niyetti. Ya senin... Dur. Sen niye ev adresini başkasının üstünden gösterdin? İkincisi. Hangi ev adresini gösterdim? Ya konuşma, sen oraya niye çıktın ya? Ya sen var ya, sen tamam, şimdi... Kapadın. Bir dakika. Bir dakika Hülya'cığım, bana şunu söyler misin? Şimdi şeyden, Halil'den... Zeynep'i de aldın gittin, babandan mı getirdin Zeynep'i sen? İki tane çocuk var, çocuğunuz olmuş. Büyük kızı bırakmışsın, küçük kızını Zeynep'i babaya bırakmışsın. Neden bıraktın çocuklarını o zaman? Zeynep yanımda. Hayır, Zeynep yanında da Hanife'yi niye bıraktın? Hanife'ye ben çok uğraştım alayım diye, Hanife gelmedi, cici annesinin yanına gitti. Ben onu da alacağım, onu bırakmayacağım ki. Onu da alacağım. Peki Tuncay... Mama gibi bir dakika, şeyim ben yok. Ben şunu alacağım. Merak ediyorum, senin kafanı Tuncay mı karıştırdı? Tuncay'la nerede tanıştın? Ya Tuncay'la mı? Bir öğreneyim bir dakika, ne olur. Nerede tanıştın Tuncay'la? İnternet üzerinden. İnternet, sosyal medyadan. Aynen. Ne zamandır tanıyorsun Hülya'cığım Tuncay'ı? Bir senedir. Bir senedir tabii. Bir senedir konuşuyorsunuz. Evet. Peki biriyle konuştuğunu Tuncay'la konuşuyorum diye söyledin mi Halil'e? İtiraf onun... ettin. Hayır. Neden gizledin peki? Ben kendim yeni bir hayat kurmak istiyorum. Çocuklarımı alacağım gideceğim deseydin ne olurdu? İzin vermeyeceğini biliyordum çünkü. O yüzden. Peki Tuncay evli mi canım? Hayır, değil. Boşanmış mı peki? Evet. Bitirmiş mi evliliğini? Nerede yaşıyorsunuz Hülya'cığım? Ben biliyorum adresini de. Nerede? Ben bir Amasya'dayım. Amasya. Ha? Tuncay ne iş yapıyor peki? Tuncay ne iş yapıyor? Ben seninle konuşayım. Tuncay'la birazdan konuşurum. Buyurun. Tuncay Bey merhabalar. Buyurun abi. Tuncay Bey, siz Hülya Hanım'la bir yıl önce sosyal medyadan tanışmışsınız. Tamam, doğrudur. Ne dedi size, ne anlattı, niye sizin yanınıza geldi? Nasıl niye geldi?
Sonuçta iki tane çocuğu var. Tamam, Halil Bey'den. Niye geldi? Evlenme açısından geldi. Evlenme 2 Temmuz'da evet. Geldi. Evlendiniz evet. Mi peki? Evlendik evet. Resmi nikah kıydınız mı? Var ya da yok, ne yapacaksınız? Hayır, soruyoruz. Hayır, soruyorsunuz da niye soruyorsunuz peki? Çünkü Halil Bey çocuğunun peşinde bu arada ama Hülya da eve dönerse eve dönsün istiyor. Halil Bey... Halil Bey. Sakin olun. Lütfen Tuncay Bey üslubuna dikkat etsin. Siz de üslubunuza dikkat edin lütfen. Allah Allah ya. Tuncay alabilir miyim lütfen, benim muhatabım Hülya? Arkadaşlar Hülya Hanım'ı bir alır mısınız telefona? Siz alın, verin bana tekrar yayına. Peki bana Halil Bey. Diyor ki ben diyor orada diyor mutlu değildim. Aynı evde iki kadın olmaz. Ben yuvasını da bozmak istemedim. Şimdi kaç yıldır beraberler. Çocukları olmamış. Onu bilerek geldim. Hata yaptım. Şimdi biliyorum bak, ama. Şimdi bak. Beni diyor hizmetçi gibi kullandı şöyle diyor. Şöyle bütün insanlara sor. Yani ben telefon numaraları vereyim sana. Zaten Hülya'nın, izliyor herkes. Buyurun. Hülya'nın mutlu olduğunu ben size defalarca şey edebilirim. İspatlayabilirim diyorsunuz. İspatlayabilirim. Tuncay mı kafasını karıştırdı? Ne? Tuncay mı kafasını karıştırdı? Tabii Tuncay kafasını karıştırdı. Tamam. O buralara yani bu televizyonlara çıkmış daha önce. Aha. Tamam Tuncay mı? Mı? Ameliyat olmuş. Evet. Ondan sonra yani böyle diyelim ki yani nasıl diyeyim sana. Araştırdınız. Evet, araştırdık. Peki Tuncay televizyonlara çıkıp ne yapmış, ne demiş? Tuncay'ın karısını daha önce, onun önceki hanımını bir Halici'ye kaçmış. Ha, Tuncay'ın daha önceki hanımı Tuncay'ı terk etmiş. Tuncay kendi çocuğunu almak için bir sürü mücadele etmiş. Ondan sonra çıkmış televizyonda ben Allah'a güveniyorum. Sen niye Allah'a güveniyorsun ya? Allah'a güvenmek için Allah'a kul olmak lazımdır yani. Ahlaklı, vicdanlı davranmak lazım ahlaklı diyorsunuz. Ahlaklı insan. Şimdi arkadaşlar ben Hülya Hanım'la konuşuyor musunuz? Hülya Hanım'la şimdi konuşuyor arkadaşlarım. Tuncay çok baskı yapıyor şu anda anladığım kadarıyla. Tabii. Hülya'ya. Peki sevgili Halil Beyciğim, Hülya eve dön, çocuklarınızın annesi öyle ya da böyle. Evet. Eve dönse işte ayrı ev açar mısınız? Tekrar onu aynı ya. Eve, yani çocuklarınızın annesisin, kal bu evde ben sana bakacağım, ihtiyaçları gidereceğim der misiniz? Şimdi eve dönsün mü kısacası? Şimdi ben şimdi Hanife'nin hatırı için her şeyi yapabilirim. Kızının hatırı evet, için? Evet, ben Hanife'nin hatırı için. Hanife annesiz babasız büyümesin. Ben bunu böyle isterim. Ama Hülya... aynı evde tekrar resmi nikahlı eşinle beraber yaşamak istemiyor. Bir suyunu iç, ben Hülya Hanım'la konuşayım. Hülya duyuyor musun beni canım? Efendim? Hülya ile konuş. Hülya duyuyor musun? Bir saniye dışarı çıkayım. Lütfen dışarı çık çünkü Tuncay çok fazla öfkeli. Bu kadar evet. Tamam da Tuncay bir defa konuşmasına dikkat edecek. Sonuçta karşı... Değil mi senin çocuklarının evet. Babası? Evet benim. Evet. Yani medeni konuşabilir, bu kadar küfre ne gerek var Hülya? Hülya daha önce onun karısı da bir halıcıya kaçmış galiba Tuncay'ın. Sen bunu biliyor muydun? Evet. Yani onun hayatı o kendini ilgilendirir. O beni ilgilendirmiyor ki. Bir nerede duruyorsun? Bir ses gelip gelip gidiyor. Tuncay ne iş yapıyor canım? Tadilat üzerine. Tadilat üzerine. Tadilat evet. Ne? Hangi tür tadilat? Yani kapı, pencere, öyle üzerine. Ha. Peki sosyal medyada tanışmaya başlayınca Tuncay mı seni ikna etti? Gel benim yanıma, Amasya'ya gel dedi. Hayır, beraber fikrimiz. Ondan bir alakası yok, o demedi. Ne oldu da Tuncay bu kadar yani seni etkiledi? Sen nasıl ikna oldun ya da nasıl gitmek istedin? Tuncay'ın nesi seni etkiledi? Ya öncelikle insanlar kalbini temizliği. Başka bir şey tabii, yok. Tabii, özür dilerim, yazışarak... Senin kalbin kadar onun kalbi de temiz. Ya şunun sesini alın da öyle konuşalım. Tamam, Halil Beyciğim ben bir konuşayım mı? Ben de bir konuşayım. Peki kalbinin temiz olduğunu yazışarak nasıl anladın? Ya insan konuşmasından şeysinden belli oluyor zaten. Sen 2 Temmuz'da pikniğe gideceğim diye Halil'i çocuklarının babasını kandırarak aslında hemen Amasya'ya mı gittin Trabzon'da? Evet. Hı. Peki o gün kaçma hazırlığı yaptığında evden bir şeyler götürdün mü? Kıyafet aldım sadece. Çocuklarım, bir de kendi kıyafetimi aldım. Ben hiçbir şey almadım.
Hanife'yi de bu arada, kızını da Tuncay'la konuşturmuşsun. Evet. Çocukları da tanıştırmışsın. Ben ona da dedim, Hanife'ye de dedim, gidelim dedim. Hı. O gelmek istemedi ama dedim alacağım seni. Tamam dedi, o gelmedi. Peki kızın... Çok uğraştım gelsin diye. Şimdi Huri Hanım, hatta Halil Bey'in eşi. Huri Hanım merhabalar. Merhaba. Şimdi Hülya Tuncay diye birine kaçmış, bu kesinleşti. Şu Tuncay da bu ilişkiyi kabul ediyor. Siz Hülya'nın başka bir erkekle görüştüğünü falan biliyor muydunuz, fark ettiniz mi eşinizin? Fark etmedim. Ben hayvanlarım var idi, yaylaya çıkmıştım. Bir daha duydum, ciddiymiş yani. Ben ondan haberim yok ciddi ondan. Çocuklarınız olmuyor muydu sizin Halil'de? Bizim 15 yıl birlikte olduk, çocuğumuz olmadı. O zaman işte evlenmeye karar verdik. Dedik hani bizim de bir yavrumuz olsun. O çocuğa geldik. Bizine sebep her şeyi unuttu. Senin mi çocuğun olmuyor? Halil'in çocuğu oluyor zaten. Sende mi problem var? Yani? Benim olmadı. Evet, benim olmadı. Peki o sen zaman... üzerine bir anlamda kuma getirmesine bile rıza göstermişsin. Çocuklar şimdi için. Bir çocuğumuz olsun diye ben öyle yaptım yani. De istedim her şeyi, ne olursa olsun dedim. Hepsini bağrıma Hülya ile anlaşıyor muydun, sever miydin Hülya'yı? Anlaşıyorduk evet, ben onu bir celin niyetine yani hani Allah. Bir celinim olmuş derdim öyle. Başka türlü ben hiçbir şeyim olmadı, onun da bana olmadı yani, Allah var şimdi. Hülya duyuyor musun bak Huri'yi? Duyuyorum. Yani seni kim çalıştırıyordu evde hizmetçi gibi, bütün ağır işleri sana kim yaptırıyordu? Evet ya, ora bura yere geliyor, ahırada yapıyordum, yere geliyor ot taşıyorduk. Bunlar sana ağır mı geldi? Bunlar sana ağır mı geldi? Yani yapmadığım iş olunca herkese zor geliyor ya da ağır geliyor. Sen nerede yaşıyordun? Nerede yaşıyordun sen daha önce? Trabzon dışında bir yerde mi yaşadın? Denizli'de yaşadım ben. Peki şu anda Tuncay sana bebek gibi mi bakıyor? Daha mı iyi davranıyor? Çok şükür bir sıkıntımız yok. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Sen köy işlerinde çalışmak istemedin anladığım kadarıyla. Yani. Beğenmiyor musun köyü? Ya beğenmemek gibi bir durum değil ya. Keşke köyde yaşasak. Vallahi yani ben söyleyeyim mi? Şöyle, keşke bu yayınları Trabzon'un Araklı köyünde yapsam. Vallahi ne kadar güzel olur. Ben de orada köyde yaşamak isterim mesela. Keşke gitsem orada hayvanlarla ilgilensem. Vallahi. Ya işte herkesin şehirde de yaşayınca bunlardan bıkıyorsun biliyor musun? Evet. Sen ev işi de yapmak istememişsin. Doğru söyle Hülya. Ev işimi yapıyordum, yapmama gibi neyi bir... Neyi yapıyordun? Bir yemek yapardın, 5 gün yerdik. Huri Hanım peki ev işini siz mi yapıyordunuz, Hülya mı yapıyordu? Hülya çoğunlukla yapıyordu, ben de yardımcı olurdum ona. Hani ciderci alırdım, beraber yapardık. Arada o kendi yapardı. İşte yani öyle geçilmez bir derdik, hiçbir seçilmez bir derdimiz yoktu. Ben ondan razıyım ama o niye, neden gitti bilemem, anlayamam yani. Dönmesini istiyor musunuz? Dönsün, calsın, evidir, yeridir, yuvasıdır, kızlarımızı özledik, Zeynep'i hele hele, oyuncaklarını, savaşçıların elbiselerini görünce ağlarım her gün. Çocukları kendi çocuğunuz gibi benimsemişsiniz. Aynen, aynen. Kendi çocuğum olsa belki bir tokat vururdum, onları ben bağrıma bastım hepsinde. Öyle mi peki Hülya, doğru mu söylüyor Huri Hanım? O doğru söylüyor. İyi bir kadın mı Huri Hanım? Ya anne gibi de olmasa da bir abla gibiydi yani. Onun hakkını yemem. Bazen kavgamız da olurdu ama aşılmayacak bir kavga, bir gürültümüz yoktu onunla. Bak diyor.